İstiklal Marşı bu şahlanışın bir nevi sembol olmuştur. 2020 yılında meclisin açılışının 100. yılını kutlayan Türkiye, milli mücadele ruhunu 2021'e de taşıyacak. 2021 İstiklal Marşı yılı olacak. Kurtuluş Savaşımızın en kızgın, en ateşli, en yoğun döneminde kabul edilmiştir. Her bir taraftan yurda saldırılar söz konusuydu. Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından Şubat 1921'de kaleme alınan İstiklal Marşı, Meclis'in 1 Mart 1921 tarihli birinci birleşiminde genel kurulda ilk kez okunmuştu. 12 Mart 1921'de yapılan altıncı birleşimde ise İstiklal Marşı resmi olarak kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy o günlerin havasını, ortamını en iyi şekilde yansıtan bir bu marşı yazmıştır. 100 yıllık süre içinde İstiklal Marşının yerini dolduracak herhangi bir eser şekillenememiştir. Türk milletinin kurtuluş mücadelesini anlatan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı için meclisten de önemli bir karar geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla 5 siyasi parti Meclis Genel Kurulu'na 23 Aralık'ta ortak bir önerge verdi. 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olmasını içeren önerge oy birliğiyle kabul edildi. Mehmet Akif'in bu eserinin bütün toplum tarafından benimsenmesinin nedeni o zamanki durumu olduğu gibi e, yansıtmasıdır. Önergenin gerekçesinde İstiklal Marşı'nın milli mücadelenin ruhunu ve kararlılığını yansıtan eser olduğu belirtildi. İstiklal Marşı'nın işgale boyun eğmeyen bir direniş destanı olduğu da vurgulandı. Önergede 100. yıla yakışır şekilde anmaların olacağı da belirtildi. İstiklal Marşı'nda o dönemdeki emperyalizm çağına karşı bütün mazlum dünyaya da çağrışımlar yaptırtacak ifadeler vardır. Kabul edilen önergeyle 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları İstiklal Marşı'nın kabulüyle Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklerde Kurtuluş Savaşı'nın önemi anlatılacak. Allah bu milleti bir daha aynı şartlara sürüklemesin, böyle bir marş yazdırmak zorunda bırakmasın şeklinde de ifadeleri vardır.